Önünüzdeki dosyalarda da gördüğünüz gibi oteller çok büyük fakat eski. Restore edilmeleri lazım. Odalar kesinlikle elden geçmeli. Perdeler, halılar, yani aklınıza gelebilecek her şey. Fakat bunlar... Biliyorum virane diyeceksiniz. Ama işbirliği yaparsak kesinlikle bu viraneler saraya dönüşecektir. 5 büyük şehir. Evet. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana. Hepsini yeniden yapacağız. Amacımız Otel Mira adını tekrar altın harflerle yazdırmak. Antalya'da yaptığınız işleri gördük. Bence gayet başarılısınız. Fakat isminiz bu camiada hak ettiği yerde değil. Sonuç olarak siz iyi bir mobilya firmasınız. Ancak bu işi bizimle birlikte yaparsanız otel dekorasyonu ve tasarımı konusunda da adınızı duyurursunuz. Vallahi iki şirket için de büyük fırsat bence. Kesinlikle. Deneyiminiz var, işleriniz kaliteli. Mira otellerinin restorasyonuyla adınızı duyurmak size de prestij kazandıracaktır. Kesinlikle katılıyorum. Ben katılmıyorum. Ben şu durumda bu iş için doğru bir zaman olduğunu pek düşünmüyorum. Ayrıca şirketimizin prestij kazanmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Yaptıklarımızı gördünüz. Kalitemiz ve prestijimiz ortada. Cüneyt Bey, siz beni yanlış anladınız. İyi niyetli söylediğinizin farkındayım. Ayrıca bizimle çalışmak istediğiniz için de teşekkür ederim. 2 gün önce gelmiş olsaydınız yanıtım size kesinlikle evet olurdu. Ama büyük bir işi aldık. Bitirmemiz gereken işler de var. Yalnız Ateş Bey çok büyük bir projeden bahsediyor Cüneyt. Öyle hemen bir cevap vermeyelim. 5 büyük şehirde 5 büyük otelden bahsediyoruz. Tunç, unuttun herhalde. Hatırlatayım. Büyük bir ihale aldık. Altından kalkamayacağımız bir şey yok. Şirketinizin ne kadar güvenilir olduğunu biliyorum. Ayrıca babanızın mirasına da iyi sahip çıkıyorsunuz. Beni araştırmışsınız. Öyleyse her zaman peşin parayla çalıştığımı da biliyorsunuzdur. Evet, biliyorum. Başlangıç olarak 1 milyon dolar anında hesabınızda olacak. Beni parayla mı ikna etmeye çalışıyorsunuz? Size sadece şartlarımı söylüyorum. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Cüneyt. Beni anlayacağınızı umut ediyorum Ateş Bey. Başka bir zaman, başka bir işte sizinle çalışmak isterim. Ama şimdi olmaz. Teşekkürler. Pekala. Bir hafta daha buradayım. Kararınızı değiştirirseniz beni mutlaka arayın. Pekala. Kararımı değiştireceğimi pek sanmıyorum. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Ben sizi kapıya geçireyim Ateş Bey. Efendim Eylül. Neredesin? Babam mı? Hemen geliyorum. Elimden geleni yaptım. Fark ettim. Bu iş olmayacak Tunç. Olacak, merak etme. Başlarına öyle bir bela açacağım ki sürünerek gelecekler sana. İyi olur. Zaten sinir oldum adama. Üstten üstten konuşmalar. Sen olmasaydın tutmazdım kendimi ha. Adama bak ya, iş yapmaya gelmişiz. Merak etme, pişman olacak. İyi günler Ateş Bey. İyi günler Tunç Bey. İyi günler.
Nergis, ben Karacakaya'daki dükkana gidiyorum. Gidin gidin, büyük sürpriz bekliyor sizi. Ne sürprizi? Siz bence bir an önce gidin. İyi, gidelim bakalım. Kuzen kızma, yetiştiremezdik. Bak elimizdekileri bile yetiştiremiyoruz. Adam nakit para diyor Cüneyt. Biliyorum ama altından kalkamazdık. Hadi görüşürüz. Ne oluyor? Bu sizin hiç hoşunuza gitmeyecek. Ne oluyor dedim Nergis.